Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Nisan ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Alt tire, Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir makam sahibi bir kişiden alacağınız bir haberle birlikte büyük bir kısmetinizin gelmesi var. Bu eğer resmi bir kurumda çalışıyorsanız bu dönem işinizle ilgili terfiniz veya yer değişikliğiniz gündeme olacak. Bu sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak anlamına geliyor. Uzun zamandan beri ertelediğiniz bir yolculuğu mecburen yapmak durumunda kalacaksınız. 3 kişiyi göreceksiniz burada. Üçünün içerisinde sadece bir kişinin iyi niyetli olmadığını fark edeceksiniz ama diğer iki kişi sizi dostane olarak karşılayacak olarak gözüküyor. Evinize alacağınız 3-4 parça halinde e, eşya veya değişim söz konusu. Bu eşyalar e, biraz zoraki olmuş olacak ama bir tanesini çok isteyerek alacağınız da gözüküyor. M ve T harflerinde iki ayrı kişiyle görüşme yapacağınız ve kısa mesafe yolculuklar söz konusu. Bu yolculuklar biraz iş ve kariyeriniz anlamında yapacağınız görüşmeleri de içeriyor. Uzun zamandan beri yaptığınız, beklediğiniz bir haberin artık dört kişi arasından size iletilmesi durumu var. Belki bir görüşme, iş görüşmesi içerisinde dört tane adaydan sizin onaylanmanız gibi de sonuçlanabilir bu durum. İsminde F harfi olan bir kişiyle bir konuşma var. Bu kişiyle iki rakamında sevinçli bir haberiniz var. Bu haberi alacağınız kişi olarak gözüküyor. 20'si ve 30'u tarihlerinde üç kişiyle görüşmeniz var. Bu görüşmenin arkasından bir onaylanma için beklediğiniz haberi de alacaksınız. Uzun zamandan beri bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılar hani görmezlikten geliyorsunuz evet ama bu dönem bunların tamamıyla çözümüne odaklanmanız gerekecek ve çözmediğiniz takdirde sizi uzun süreli sıkıntıya sokacak olarak gözüküyor. Hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınız bir kişinin tamamıyla hayatınıza yerleşmesi var. Yani bakış açınız değişecek karşıdaki kişiye. Eğer birliktelikler anlamında karşıdaki kişide bazı olumsuzluklar, hayır bu benim aradığım kişi değil mi sorusunun cevabı aslında tam da aradığım kişiye dönecek olarak gözüküyor. Duygusal ve merhamet tarafınız bu dönem ağır basacağı için karşınızdaki kişilerin başka yönlerini keşfetme ile uğraşacaksınız. Bu keşfettiğiniz yönler sizi bir nevi e, olaylara buradaki e, sıkıntıyı ifade ediyor ama e, sonrasında da e, Yeşillenecek bir ağaçlar topluluğu çıkmış. Bu da e, umutlarınızın da yeşilleneceği, hayatınızın da e, farklı bir anlam kazanacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte aradaki o kısır döngüne yap, yaptığımdan pişman oldum cümlesini kuracağınız günler de var arada tabii ki ama sonrasında bu e, pişmanlıktan da çıkacaksınız. Mutlu olmayı e, tam da öğrenmiş olduğunuz gözüküyor. Evet, arkasından gelecek büyük bir müjdeli haber sizi uzun hatta son 3 yıldan beri aldığınız en güzel haberi ifade ediyor burada. Bu haberle birlikte de rahata kavuşacaksınız. Bu e, haberi getiri, getiren kişiyi sevmiyorsunuz ama e, alacağınız haber sizi diyorum ya 3 yıldan beri sıkıntıda olduğunuz bir konudan ferahlığa kavuşturacağı için çok mutlu olacağınız bir durum. Arkasından da aile içerisinde ya da kan bağınızdan olan kişilerden tebrikleri alacaksınız. Bu dönem aslında ne kadar sevildiğinizin veya ne kadar dost biriktirdiğinizin tam da karşılığını alacaksınız. Sizinle birlikte sevilen insanlar çünkü çok azdır. Balık burcu genellikle nankörlüklere daha çabuk uğrayan, daha çok hisseden bir durumdadır çünkü. Bu dönem bu konuda sizinle birlikte sevincinizi paylaşan kişilerin olması sizin de e, etrafınızda kimler tarafından sevildiğinizin belli olmasını taşıyor. 3 rakamı, A harfi, 7 e, rakamı biraz karmaşık e, burası. Niye karmaşık? A harfli bir kişiden hayatınızdan çıkaran bir, çıkardığınız bir kişinin geri dönmeye çabalaması var ki bu konuda hani bir ilişki mesela 7 yıllık bir ilişkinin sonlanması gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, S harfli bir kişiyle 3 rakamında sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Uzun zamandan beri e, beklediğiniz terfi veya e, iş konusundaki beklediğiniz sıçramayının haberi olmuş olacak bu bir rakamında kutu içerisinde gelecek olan kısmet var ama bu e, kısmet hani doğum günü hediyesi gibi belki daha erken bir hediye de söz konusu olabilir. Fakat şöyle de bir durum var. Bu e, Nasıl bir şey anlatayım yani ya da geç kalan bir hediye gibi düşünebilirsiniz bir şeyin telafisi anlamında geliyor çünkü bu hediye o yüzden e, sizin için kıymetli olacak karşı tarafın bunu incelikle düşünmesi sizi bu kadar önemsemesi sizin için önemli olacak aşk konusunda e, bu dönem aşk defterini biraz askıya alacaksınız daha çok dostluk ve ilişkiler anlamında şansınızın daha yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Ama evli olan bir balık burcuysanız bu zaten hayatınızdaki kişi sizin e, ruhunuza hitap edecek davranışlar sergileyecek olarak gözüküyor. Yani ruhsal anlamda doyuma ulaşacağınız bir süreç var. Bu da e, ben ayağınızın kesileceği haberler, mutlu olacağınız haberler ve e, bu ayın sonuna doğru Nisan'ın sonuna doğru taşınma yer değişikliği ile ilgili bir haber alacaksınız birdenbire farklı bir şehir hatta düşünebilirsiniz bu konuyu tamamen değişiklik iyi gelecek olarak gözüküyor sonrasında güzel gelişmeler olacak ama başlangıçta ya bu değişikliğe ihtiyaç var mıydı şimdi taşınmanız zamanı mıydı sorularıyla da uğraşacaksınız hamile bir kadın gözüküyor burada bu hamile kadın belki sizin ilişkinizdeki evlilik veya bebek haberini taşıyor ama e, yakın çevrenizden de e, çok sevdiğiniz akrabanızdır, kardeşinizdir veya arkadaşınızdır. Onun hamileliğini de anlatıyor olabilir çünkü bu hamilelik hem kısmetli hem de sizin için önemli bir haber taşıyor. E, belki e, sizin için çok değerli birisinin de e, bebek beklemesi ya da uzun süre çabalarının sonucu elde etmesinden dolayı siz de mutlu olacaksınız gözüküyor karşılıklı bir konuşma var. Bu konuşma biraz rüya aleminde olabilir. Çünkü size verilecek olan bir kısmet daha sonrasında hislerinizi kuvvetlendirecek anlamına geliyor. Ki bu dönem sanki kapıların size yeniden açılması, bazı rüyalarınızın tamamıyla size neler anlatacağı konusunda odaklanacağınızı da gösteriyor. Büyük bir kısmetin açılması var. Bu açılmanın yanında sizin kanatlarınız yani e, ruhani anlamdaki sezgilerinizin daha da kuvvetleneceği size e, haberlerin e, farklı bir şekilde yani başınıza gelecekleri his anlamında daha farklı şekilde hissedebileceğiniz belki rüyalarınız aracılığıyla belki e, sizin bir e, yani şöyle bir şey söyleyeyim bugüne kadar hiç fal bakmamış bir kişi birdenbire yorumladığında... Bazı şeylerin, e, görüntülerin tam olarak çıktığını görebilir. Yani o derecede ruh anlamında yükselişe geçeceğinizi ifade ediyor burası. E, bir nevi koruma altına alınacaksınız. Yani e, sanki bir şeylerin e, üzerinize gelen nazarlardan veya olan e, olaylardan bir koruma kalkanına gireceksiniz. Bu dönem işleriniz tamamıyla yoluna girecek gözüküyor. İki kişi sizden yardım istemeye gelecek ama bu kişilerin iyi niyetli değil. O yüzden bunlara sırtınızı dönmeniz gerçekten normalde istediğiniz bir şey değildir. Sizden yardım isteyen kişiyi geri döndürmezsiniz ama bu kişilerin gerçekten size yarardan çok zararı olur. O yüzden burası uyarı veriyor. Bu konuda dikkatli olun. Akrabalık bağları içerisinde üç kişi sizinle konuşmak isteyecek. Sizin elinizdeki bir miras veya bir hakkı Alma çabası içerisine girecek. Burada size teklif edilen şeyin daha fazlası var. O yüzden bu konuda biraz araştırmacı olmanızda fayda var. Karşıdaki kişiler akrabamdır deyip inanma kısmından sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden araştırıp ona göre davranın derim. Bir yerin gezmesi var burada. Cami ve bir yapı içerisinde. Üç ayrı... Konu var. Bu yerlerin gezmesi ve orala edilecek dualar, sizin için dua kapılarının açık olduğunda gösteriyor bu dönemlerde. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu tür geziler sizi cezbediyor. Nasip meselesindeyiz. O nasibinizde de var gözüküyor ve burada edeceğiniz dualar da sizin için kabul olunacak gözüküyor arkadaşlar. Evet arkanızı döndüğünüz bir kişiden yeniden haber alıp durumunuz var ama bu kişiyi hayatınıza sokmama konusunda kararlı olacaksınız. Size daha öncesinde büyük sıkıntılar yaşatmış ve yaşatma ihtimali de yüksek ama onun pişmanlığını duymak hoşunuza gidecek gözüküyor. E harfli bir kişiyle bir konuşma var ve burada imzalanacak bir kağıt var. Yine E harfli bir kişiyle bir konuşma var. Farklı kişiler bunlar. Bundan da alınacak temiz haber gözüküyor. Dilek kapılarınız açık arkadaşlar. Burada gözüktüğü gibi bu dilek kapılarının hepsinin aslında bu dönem edeceğiniz duaların kabul olma olasılığının çok yüksek olduğunu da gösteriyor. İleriki dönemde alacağınız bir anahtar bir mülk edinme veya bir araba ile ilgili bir durumunuz var. Bu sizin için çok uğurlu gelecek gözüküyor. Burada toplu bir para var ama bu paranın sıkıntısı da beraberinde bekliyor. O yüzden biraz ertelemeye gidecek. Daha sonrasında gelecek olan bir parayı işaret ediyor bu. Ama ilk başta bazı pürüzleri halletmek durumunda kalacaksınız. Dört tane kapı açıldı burada arkadaşlar. Dört ayrı dilek. Birincisinden gelecek olan toplu bir para. Ama bu paranın bağlantılı olduğu bir ikinci kısmet var. Yani geldiği gibi de bir yatırıma çevirebilirsiniz. Bu konuda da dileğiniz gerçekleşecek olarak gözüküyor. Beklediğiniz iş konusunda haberleriniz var. Kısmetlerinizin olacağını, farklı kapıların açılacağını gösteriyor. Bir de aile içerisinde bir bebek meklentisi içerisindeyseniz bu dönem özellikle Nisan ayının sonlarına doğru bu konuyla ilgili güzel sevindirici haber de alacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Evet Nisan ayını Balık burcunun son 15 şey pardon Balık burcuyla bitirmiş oluyoruz. Nisan ayının son 15 gününde Balık ve yükselen Balık burçlarının neler beklediğini hep birlikte öngördük. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı Unutmayın diye hatırlatma yaparken şurada bir şey ee, Burada bir konuda terfi veya iş konusunda devlet kapısından beklediğiniz e, olayın gecikmeli de olsa sizin halinize geleceği bu konuda müjdeli haberin şimdiden en azından duyacağınız anlamına geliyor. O yüzden de belki o e, kadro meselesi veya de e, memurluk ataması ile ilgili güzel kısmetler de sizi bekliyor olacak gözüküyor arkadaşlar. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.